seni çok özledim baba. Ben de özledim prensesim, canım kızım. Bir daha bizde oturmayacak mısın baba? Ayrılıyor musunuz annemle? Ne ayrılması kızım? Olur mu öyle şey ya? Hep beraber olacağız yine. Ama bir süre böyleyiz. Nereye gitti ananız? Bir şey demedi mi? Yok. Hava alıp geleceğim dedi. Biz de gelelim dedik ama istemedi. Sıkılmıştır biraz. Kafa dinlemek istemiştir. Gelir. Hı-hı. Gelir tabii canım. Ya baba temiz kıyafet koydum. Çorap, çamaşır falan. Sağ ol Zeyşim. Zahmet oldu. Olur mu öyle şey baba? Çok üzülüyoruz biz de. Bir şey de gelmiyor elimizden. Ha geldi. Neredesin Suat sen? Merak ettik. Bak üstü de burada. Suat, iyi misin? İyi oldu geldiğin üstüne. Ben de seni arayacaktım. Konuşmamız lazım. Konuşalım. İstersen çıkıp yalnız konuşalım. Yok. Çocuklar da duysun. Sen de benden duy. Ben boşanma davası açtım üstüne. Boşanma mı? Dalga falan geçiyordur Suat abla ya. Ha abi? Ya burnun sürtülsün diye öyle demiştir. Ne boşanması ya? Yok oğlum yok. Konuştum ben. Vekalet vermiş avukata. O da hemen gitmiş açmış davayı. Bu nasıl iş ya? Sen ne dedin usta peki? İki çift laf etmedin mi? Yok etmedim. Aldım çantamı çıktım. Dayak yemiş gibi oldum zaten. Ne diyeyim ne konuşayım artık orada ya. Çocuklar da yanınızdaymış ha abi. Onlar da perişan olmuştur ya. Olmazlar mı? Durun bakalım daha durun. Her şey bitmedi henüz. Ne yapabiliriz ki bundan sonra? Ya Rıza baba sen de gidip bir konuşsan. Yani hepimizin aile büyüğüsün. Seni dinler belki. Ya kadıncağız da perişandır şimdi. Güle oynaya böyle bir karar alacak hali yok ya. Bir de ben üstüne gidip sıkmak istemem. Ama Ayla ile Pınar yanında. Yani belki kadın kadına dertleşip daha iyi anlarlar birbirlerini. Hadi inşallah. Sağ olsunlar da benim hiç umudum yok Rıza baba. Deme şöyle usta. Öyle öyle. Bilirim ben Suat'ı. Kaç yıllık karım. Vazgeçmeyecek. Uyudu mu Şule? Ağlaya ağlaya uyudu abi. İçim parçalanıyor kızın haline. Benim de valla. Abi ne olacak şimdi ya? Cidden boşanacaklar mı? Herhalde oğlum ne bileyim yani. Ya böyle saçma şey mi olur ya? Olmaması lazım ama oluyor işte ne yapalım. Her evlilikte olur böyle şeyler. Biz de Rıza ile tartışırız. Pınarlar da öyle. Tabii canım. Birbirimize gireriz biz bazen Ali ile. İkimizden biri alttan alana kadar sürer gider o öyle. Tabii canım. Bunlar evliliğin tuzu biberi hep. Genç de değiliz Suat. Sabır göstermek kolay olmuyor eskisi gibi. Ama bir ömür geçmiş beraber güzelim. Kolay mı silip atmak? Değil. Kolay olur mu hiç hayatım? Hiç kolay değil. E o zaman anne. Biraz daha düşünsen. Acele etmesen bu kadar. Zelişim, yavrum. Kesin mi kararın Suat abla? Kesin canım. Çok kırıldım Pınar. Siz de beni ikna etmeye çalışmayın ne olur. Yormayın kendinizi Ayla'cığım. Yorgunluğu mu var bunun Suat? Biz üzüldüğümüz için. Biliyorum Ayla'cığım biliyorum. Benim başım ağrıyor. Gücenmezseniz bir ilaç alayım yatayım diyorum. Tabii bize kalkarız birazdan zaten. Yabancı mıyız? Aşk olsun. Sağ olun kusura bakmayın hadi iyi geceler. Kusuruna bakma sen oğlum. Çok kararlı. Hiç böyle görmemiştim ben Suat ablayı. Biz de valla. Ne oldu anlamadık ki. Ayla Hanım bana bak. Büyümüyü yapmış olmasınlar bu kıza. Yok canım. Aman teyze. Öyle deme. Neler duyuyoruz. Allah korusun. Dur ben bir hoca araştırayım da çözdüreyim şu işi. Hah. Aman Nazike Hanım. Zaten ortalık karışmış. Daha fazla kurcalama ne olur.
Hakikaten teyze, lütfen yani. Hı? Ağrıyor mu kolun usta? Yok. Kolum hariç her yerim ağrıyor diyeyim sana, sen anla. Eyvallah. Millet çatır çatır boşanır ya. Biz Allah Allah. Ne derdi var bu insanların, derdik uzaktan Suat'la. Al işte. Yarın boşanıyoruz biz de. Başlamış mıdır acaba? Bilmem. Ne kadar sürüyor ki duruşma? Hiç boşanmadım daha önce. Ben boşandım. Çok sürmüyor. Ben bir bakıyorum, içeri dayanamayacağım. Teyze. Teyze, ne olmuş koluna üstünün? Dur kızım, sorarız sonra, dur. Baba. Kolun. Önemli değil, önemli değil. Oturun. Evet, çok uzatmayalım. Suat Çoban. Benim efendim. Sen boşanma talebinde bulunmuşsun. Doğru mu? Evet efendim. Kocan Hüsnü Çoban. Benim efendim. Polismişsiniz. Evet. Başlayalım o zaman. Ali niye çıkmadı daha? Bakacağım diye girdi. İnsan bir haber verir. Biz de mi girsek Rıza baba? Başlamışlarsa ayıp olacak ama. Kızım, bu adam sana şiddet uyguluyor mu? Kim? Hüsnü mü? Kocan işte, Hüsnü. Başka kimi soracağım sana? Yok, tövbe. Ömrümde fiske yemişliğim yoktur benim kocamdan. 5 çocuğunuz mu var? 5 efendim. Onlara dayak atıyor mu? Yok öyle bir şey ya. Kulaktan çekme sayılır mı abi? Sussana lan. Yok, kesinlikle yok. Öyle biri değildir Hüsnü. Yok mu bu adamın sana, çocuklara bir eziyeti? Ne bileyim, para göstermemiştir. 3 kuruşa muhtaç etmiştir. Sefil etmiştir sizi falan. Onlar nasıl laflar hakim bey? Kaç senemiz geçti beraber. Yemez yedirir benim kocam. Evinin de çocuklarının da hiçbir şeyini eksik etmez. 5 çocuk büyütüyoruz bir maaşla hakim bey. Yoksa bile bulur buluşturur üstünü. Kızım, o zaman sen neden boşanıyorsun bu adamdan? Deli misin, divane misin? Şımarıklık mı yaptın? Bir dakika, bir dakika. Bir şey mi diyeceksin? Evet efendim. Mahkemeye karşı boynumuz kıldan ince ama... Hiç öyle şey olur mu? Bu kadın hala benim karım. Şımarıkmış. Ne şımarığı efendim? Saçını süpürge etti bu kadın kaç senedir. Evinden, kocasından, çocuklarından başka bir şey bilmez ömründe. Gençliğini yaşamadı. Bir kere polis karısı, polis. Siz
Biliyor musunuz polis karısı olmak ne demek? Her gün yüreği ağzında kocam eve sağ salim gelebilecek mi diye kapıda beklemek ne demek biliyor musunuz? Ben ölmediysem Suat sayesindedir. Çocuklarım sayesindedir. Kale gibi arkamda olmasalardı ne alt ederdim bilmiyorum. Birazdan boşayacaksınız bizi. Buradan çıkınca ne alt edeceğim bilmiyorum. Yürü be Hüsnü çoban, yürü be. Aslan abim be. Hüsnü. Kusura bakma Suat. Hüsnü. Biliyorum bir karar aldın, ayrılıyoruz tamam ama içimi dökmem lazım. Kusura bakma Suat. Bırak şimdi boşanmayı Hüsnü. Ne? Suat. Hüsnü. Ne oluyor? Bir dakika. Gel. Hüsnü. İşte bu. Bir dakika. Susun. Susun diyorum. Helal be. Duruşmaya falan ihtiyaç yok hakim bey. Boşanan yok şu an.